Selam arkadaşlar, bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzu baştan da gördüğünüz gibi bugün size Carpark'ta az bilinen özellikleri göstereceğim. Bu serinin bundan önceki bölümüne şu anda 100.000 izlenmeden fazla bir izlenme geldi ve artı 3.000 like geldi. Çok fazla devamını istediğiniz, yeni yeni özellikler istediğiniz, ben de en sonunda bugün size tam 5 tane güzel özellik göstereceğim. Belki aranızdan bu özellikleri daha önceden bilenler vardır. Eğer biliyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Videomuza başlamadan önce like atıp kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videonun devamı istiyorsanız bu video üstten tam 800 like bekliyorum. Eğer 800 like gelirse bu serinin çok fazla şekilde devamı gelecek. Şimdi bugün size birbirinden güzel 5 tane özellik buldum. Bunları göstereceğim. Şimdi hemen ilk özelliğimizi göstermek istiyorum. İlk özelliğimizi ben bilmiyordum. Yani daha yeni öğrendim. Bence siz de bilmiyorsunuzdur. İlk az bilinen özelliğimiz Ferrari 418 İtalya modeliyle oluyor. Hemen şöyle satın alalım abi. Bunu hemen bir garaja götüreyim ve garajda size göstereyim bunun nasıl bir özellik olduğunu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi modifiye kısmındayız ve gördüğünüz gibi karakterimiz şu an çarpılmış durumda. Hay anasını satayım ya. Şuradan gördüğünüz gibi 100 liralık şey alıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz abi şöyle. Bunu bayağı küçültüyorsunuz ve şöyle farın ortasına doğru koymaya çalışıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi mesela şu anda koydum ve bunun rengini değiştirdiğinizde gördüğünüz gibi farın rengi değişiyor. Ben bunu daha yeni öğrendim abi. Bence siz de bilmiyorsunuzdur. Mesela rengini şöyle abi mavi yapalım. Mavi normalde bildiğiniz gibi farın renginde yok. Allah Allah. Arabanın rengini siyah yaptığımızda daha da belirgin oluyor gördüğünüz gibi. Yani böyle far rengini falan değiştirebiliyorsunuz. Artiyetten şuradaki yerleri değiştirebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi normalde burada bir tane logo olması lazım ama logosu yok Ferrari'nin. Eğer kendiniz logo yapmak istiyorsanız buradan logonuzu yapabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi şöyle bir logo yapabilirsiniz. Ama maalesef gördüğünüz gibi şurada da bug'lar oluyor. Yani onu da düzeltmeniz lazım. Anasını avradın, oyun donmasın ya. Allah belanızı versin. Evet arkadaşlar, ilk az bilinen özelliğimiz böyleydi. Bence gayet güzel bir özellik. Ha bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi run kısmında driver var. Neden driver olduğunu şöyle söyleyeyim. Ben abi hesabı değiştirdim gördüğünüz gibi. Yeni hesabım bu. Gördüğünüz gibi ID'mi de şöyle göstereyim size. Oyunda bu ID'yi görürseniz benimdir abi. Yani şu an benim orijinal tek ID'm bu. Şimdi abi ikinci az bilinen özelliğimiz için hesap değiştirmem lazım. Bu hesapta yapamam maalesef. Evet arkadaşlar, hesabımı değiştirdim. Şu an gördüğünüz gibi Junior Beta hesabına geçtim. Şimdi bu az bilinen özelliğimiz Kartal'la ilgili abi. Hemen size şöyle kısadan bir göstermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, Kartal'ı almadan önce şöyle baktığınız zaman 5 tane delikli bir tane jant gözüküyor. Ama abi Kartal'ı aldığınız zaman gördüğünüz gibi bu jantlar değişiyor ve arada özel jantlar gelebiliyor. Yani mesela bunu size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anki jant böyle. Hemen şöyle arabayı silmek istiyorum ve arabayı tekrar aldığım zaman gördüğünüz gibi jant değişti. Yani bu özellik neyse sadece Kartal'da oluyor. Başka bir arabada olmuyor. Yani gördüğünüz gibi mesela şöyle bir jant geldi. Bu jant normalde oyunda olmayan bir jant ama gördüğünüz gibi böyle bug yaparak böyle jantlara sahip olabiliyorsunuz. Şöyle bir kere daha denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle klasik bir jant geldi. Hatta son bir kez daha denemek istiyorum. Şöyle bir kere daha deneyeyim ve gördüğünüz gibi yine klasik bir jant geldi. Bu başka araba da olmuyor bu arada. Ya mesela şöyle farklı bir araba denemek istiyorum. Şuradaki Mazda'yı denemek istiyorum. Mazda'nın gördüğünüz gibi normal jantı şöyle bir jant. Hemen şöyle silelim ve tekrardan bir Mazda alalım. Aa, bununki de değişti lan. Bak mesela bununki de değişiyormuş. Şu an ben de yeni öğrendim. Ama abi gördüğünüz gibi buna gelen jantlar oyunda olan jantlar. Ama abi Kartal'daki jantlar oyunda olmayan jantlar bile geliyor arada. Yani öyle garip bir şeyler oluyor. Bu özelliği daha önce duyduğunuz mu lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben şahsen daha yeni duydum. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu özellikleri bana veren Umut ve Osman'a çok teşekkür ediyorum. Kendileri Discord'dan. Umut benim moderatörüm. Osman abi de büyük bir abimiz. Yani saygıdeğer bir abimiz. Eğer Umut'la ve Osman abiyle tanışmak istiyorsanız şu an açıklama kısmında Discord'umuz var. Oraya da gelebilirsiniz. Şu anda 1600 kişilik çok eğlenceli bir Discord'umuz var. Eğer gelmediyseniz gelebilirsiniz diyerek de hemen 3. bilinen özelliğimize geçelim. Evet, gördüğünüz gibi ana hesabıma tekrardan döndüm ve 3. az bilinen özelliğimize geldik. Bunu daha önce bir videoda söylemiştim herhalde ama şimdi ekstra bir şeyler daha söylemek istiyorum. Şimdi abi bunlar renk kodları ile ilgili ama bazıları var ki efsane güzel. Bunları da göstereceğim size. Şimdi hemen size renk kodlarını göstermek istiyorum. Birkaç tane göstereceğim bu arada. Merak etmeyin, böyle hepsini göstermeyeceğim. Şimdi abi gördüğünüz gibi ilk renk kodumuz sarı renk. Hemen şöyle deneyelim abi, bakalım çalıştı mı. Evet, gördüğünüz gibi şu an kullanıcı ismimiz sarı bir şekilde gözüküyor. Çok havalı bir şekilde. Ya şahsen ben bunu böyle kullanmak isterdim ama gördüğünüz gibi maksimum 3 tane harf yazabiliyorsunuz. Öyle bir kötü bir yanı var. Şimdi abi hemen sıradakine geçmek istiyorum. Sıradaki yine efsane bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi parantezlerin içine S yazdığınız zaman ve rastgele bir şeyler yazdığınız zaman hemen size göstereyim. Gördüğünüz gibi isminizin üstü şöyle çizgili bir şekilde gözüküyor. Efsane güzel bu. Yani ID'niz, isminiz falan üstüne çizgi şeklinde gözüküyor. Bence bu çok güzel bir şey.
Hemen abi sıradakini göstermek istiyorum. Sıradaki abi çift sıfır. Bu da çok güzel abi. Mesela rastgele bir şeyler yazmak istiyorum. Hemen şöyle size göstereyim. Online game'e tıkladığım zaman gördüğünüz gibi şu anda ismim yok. Yani eğer mesela şu an oyuna böyle girersem kimse beni göremeyecek. Hatta bir rastgele girelim, bir deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi şu anda oyun içine girmiş bulunmaktayız. Hemen şöyle rastgele bir şeyler yazalım abi. Evet, şu anda yazdık ama gitmedi. Bir dakika, bir şeyler oldu. Aa, bir dakika, chat kapandı. Harbiden chat kapandı şakasız bir şekilde. Abi normal chat kapatmayı da gösterecek mi? Neyse, hemen göstereyim size abi. Chat kapatma şöyle çift sıfır yapınca abi chatiniz direktmen kapanıyor. Yani gördüğünüz gibi kimsenin yazışmaları falan gelmiyor buraya. Mesela abi şu anda rastgele birileri bir şeyler yazsa gelmeyecek. Çünkü abi chat kapandı şu anda. Şimdi chat kapatmayı gösterdiğime göre bir de chat açmayı göstereyim. Şöyle 99 yazdığınız zaman chat tekrardan açılıyor. Tabii ki de benim ismim gördüğünüz gibi yok olduğu için maalesef ismim ve yazdığım yazılar gözükmüyor. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzdan da bu kadar diyelim. Umarım beğenmiş, umarım eğlenmişsinizdir. Umarım size faydalı bir şeyler sunabilmişimdir. Bu serinin devamını istiyorsanız videonun başında da söylediğim gibi şöyle 800-900 like arası bir like atarsanız beni aşırı mutlu edersiniz. Siz videolara ilgi gösterdiğiniz zaman, like attığınız zaman ve sevdiğiniz zaman ben daha çok video çekmek istiyorum ve daha çok video çekiyorum. Yani benim motivasyonum size bağlı arkadaşlar. Siz ne kadar enerjik, ne kadar işte böyle kanala aktif olursanız ben de o kadar aktif olurum. Onun için dediğim gibi sizden güzel bir like bekliyorum ve yorumlar kısmına lütfen abanın. Böyle birkaç bir şey yazın işte. Kafanıza göre bir şeyler yazın ya. Eğlenin kafanıza göre işte. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu sabahın saat 8'inde çekiyorum. Yani gördüğünüz gibi saat 8'e 10 geçiyor. Sizi videosuz bırakmamak için sabahın köründe video çekiyorum arkadaşlar. Bunun hatırına küçük bir like atarsanız beni aşırı mutlu edersiniz. Neyse, daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Umarım beğenmiş, umarım beğenmişsinizdir. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar bir bakalım. Ve arkadaşlar, açıklama kısmında Discord'um, Instagram'ım var. Oradan gerek beni takip edebilirsiniz. Aha, birisi bizi tanıdı lan. Gördüğünüz gibi Bilo abi dedi. Abi hesabı değiştirdim. ID değişti. İşte ne bileyim. Hesabın rankı değişti. Ona rağmen bizi tanıyanlar var yani. Harbiden çok teşekkür ediyorum. Aa, bir dakika lan, buraya kar gelmiş ya. Şurada bir para kutusunu alayım ya. Ulan harbi hesabı değiştirdim. Bütün para kutuları da gitti ha. En baştan başlayacağım şimdi toplamaya. Neyse arkadaşlar, size çok seviyorum. Gel size bakın, hoşçakalın ki bari lokalen. Bay bay efendim. Çok değişiksiniz tipiniz. Evet arkadaşlar, videoyu bitirmeden önce küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda Discord sunucumuz önümüzde duruyor. Zaten videoların içinde çok fazla söylüyorum. Discord'umuza gelerek bizi takip edebilirsiniz falan filan diyorum. Şimdi arkadaşlar, size küçük bir Discord tanıtım yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Discord'umuz bayağı aktif, yani bayağı fazla yetkili var, işte abone var, ne bileyim işte katılımcı var. Tabii şu an saat 1.30 olduğu için çok fazla kişi aktif değil ama yine şu an bayağı aktif var yani. Gördüğünüz gibi burada ses odalarımız var, sohbet odamız, oyun odamız, ne bileyim işte müzik odalarımız, yüksek yetkililerin konuştuğu odalar, ne bileyim işte oyun odaları var burada. Gördüğünüz gibi video ekiplerinin katıldığı odalar var. Gördüğünüz gibi görsel içerikler falan var. Mesela arkadaşlar, siz şu an bu videoyu izlerken biz Discord'da bir toplantı yaptık. Gördüğünüz gibi bayağı fazla kişi toplandık ve toplantı yaptık. Şu ortadaki araba benim bu arada. Ya bayağı fazla aktiflik var, işte çekilişler oluyor arada. Bayağı güzel çekilişlerimiz var. İşte Disney Plus'lardan tutun da OVO'lara, ne bileyim işte oyun paralarına, ya krom arabalara falan her şey veriyoruz. Mesela en son şu krom arabayı verdik, gördüğünüz gibi bayağı sağlam bir arabaydı. Dediğim gibi Discord'umuza gelerek bize destek çıkabilirsiniz. Burada sohbet muhabbet ederiz, bayağı eğleniriz. Ve arkadaşlar, gördüğünüz gibi ikinci yerde benim Instagram'ım. Burada da gördüğünüz gibi postlar paylaşıyorum, sizlerle konuşuyoruz, etkinlikler yapıyoruz falan. Bayağı aktif şekilde kullanıyorum burayı da. Beni buradan takip ederseniz de çok mutlu olurum diyerekten yavaştan videomuzu bitirelim.